Yerde oturayım dedim. Farklı bir açı olsun dedim. Şöyle daha mı iyi olacağım? Bir dakika, mikrofonu da başlattım. Beklenen an geldi. Evet, başlıyorum. Aloha. Öncelikle arkadaşlar, bugün şu çiçeğim gelsin diye hemen alayım size göstermek için bekledim. Yani bir saat önce aslında ben video çekecektim. Ama hani bu çiçek ha geldi ha gelecek, kendime sipariş vermiştim ve bugün geleceğini de biliyordum. Bekledim bekledim, geldi ve çok da güzel. Belki videonun sonunda yakınlaştırıp gösteririm. Ama gelin görün ki size bir de bu açıdan şunu bir koyayım. Size bir de bu açıdan çekmek istedim videoyu. Dolayısıyla da yani çiçeği koyacağım yer yok. Böyle bir komiklik oldu. Çünkü buraya falan da koymak istemedim. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Videonun sonunda size yine gösteririm. Oysa ki böyle çiçekli bir video çekmek istemiştim. Belki birkaç gün sonra başka bir video çekerim. Orada görürsünüz. Yani ben böyle videolarda bir yerlerde böyle hani kamerada çiçeğin gözükmesini çok seviyorum. Zaten videolarımı artık takip ediyorsanız, biliyorsanız beni bu anlamda da biraz olsun tanımışsınızdır. Dün dövme yaptırdım şurama. Şöyle bir çiçek dövmesi. Onu da zaten büyük ihtimalle bir dövme videosu gelecek. Hatta yarın çekemem. Ama 2-3 gün içinde belki bir dövme videosu çekerim. Onu da görürsünüz diyorum ve artık bu videonun konusu olan sorumuzla videoya başlıyorum. Beklenen an geldi arkadaşlar ve ben gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü ilk defa hani bu videoda, YouTube'da, kanalda sizlerle Access Bars ve Access Consciousness nedir? Benim deneyimlerim ne oldu ve nasıl oldu? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ve ara ara böyle hani videolarda, vloglarda falan hani özellikle podcast'te dinliyorsanız ne olmuş yani, podcast'te daha da fazla hani konusu geçiyor diyeyim. Access Bars'tan, Access Consciousness'tan aldığım eğitimlerden çok böyle üstü kapalı bahsettim. Hatta 88. bölüm olması lazım. İşte yani bu videoyu izlediğinizde o bölüm zaten geçen hafta yayınladım. Hani artık bilmiyorum ne olmuş yani de kaçıncı bölüm yayınlanmış olacak ama 88. bölümde ne olmuş yani podcast'te de Access'ten bahsettim. Lakin gelin görün ki YouTube'da böyle iyice bilgileneyim, iyice deneyim kazanayım diye böyle hep bir bekliyordum. Sonra da dedim ki artık ben yeterince deneyimi kazandım ve bunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Öncelikle şimdi böyle bir teknik tanımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü eminim hani aranızda Kardelen Access ne? Hani sen neden tam olarak bahsediyorsun diyen birçok arkadaşımız vardır. Sonrasında da zaten kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar, Access Bars nedir diye sorarsanız, başın üzerinde yer alan 32 noktaya uygulanan bir enerji seansı, aynı zamanda insanların farklı şekilde işlemesine, değişip dönüşmelerine destek olan bilinçaltı temizliği enerji çalışması olarak geçiyor. Ve Access Bars, hani artı olarak Access Consciousness diye açılımı var. Access'te böyle izin vermek, hani bir gir Access hani. Access izninin olması diyeyim. Consciousness da farkındalık demek. Hani Türkçe'ye çevirirsem. Access Consciousness'ın tanımı da zihin, beden, duygu ve hayatlarımızda farkındalık, değişiklik ve gelişim sağlamak amacıyla tasarlanmış araçlar, süreç ve teknikler setinden oluşuyor. 1990 yılında Amerikalı Gary Douglas tarafından kuruluyor ve son 20 yılda da Dr. Dane Heer'in katkılarıyla daha da gelişiyor. Bunlar tamamen teknik tanımları ve böyle hani kafanızın bir yerinde dursun. Belki özellikle hani bunu merak edenleriniz varsa sizin sorunuza da bu anlamda hani videonun başında cevap olsun diye bunu bir paylaşmak istedim. Benim hayatımda neler değişti konusuna değinmeden önce Access eğitimleri aldım ben ve aldığım eğitimlerden böyle size hani sırayla bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben Access'le bir de nasıl tanıştım? Hani bunu da merak edenleriniz vardır. Ben pandemi sürecinde arkadaşlar böyle 2 yıldır hani benim Londra'dan Alan diye bir arkadaşım var. Zaten vloglardan izliyorsanız hani şuraya bir yere yine bırakırım izlemeyenleriniz varsa. Alan'ı tanıyorsunuzdur. Çok çok sevdiğim, çok tatlı bir arkadaşım.
böyle bu evde kaldığımız 2 yıl boyunca bana böyle belli aralıklarla hep bahsediyordu. Hani ne zaman konuşsak telefonda ya da arada mesaj atıyordu, ses kaydı yolluyordu. Hani Kardelen, ben Akses diye bir şeyle tanıştım. Senin de tanışman lazım, çok seversin, çok ilgi duyarsın, eminim falan diye böyle bana hep ara ara bundan bahsediyordu. Ben de nedense Akses Bars'tan, hani isminden dolayı, İsminin Bars olmasından dolayı böyle hani bizim, hani biz böyle masada yatıyoruz ve üzerimize taşlar konuluyor gibi bir böyle görüntü beliriyordu benim kafamda ve çok saçma aslında. Hani Access Bars nedir, Access Consciousness nedir, hani hiç araştırmadım bile, düşünün. Tabii o zamanlarda hani hem yaşadığım böyle bir ilişki vardı, bayağı toksik olan ve de beni çok zorlayan ve böyle bayağı uzun süreye yayılmış. Ve bunun yanı sıra hayatımda olan bazı başka hani tırnak içinde sıkıntılar da vardı ve hani o yüzden de hiç böyle bir şey yönelemedim. Derken zaten hani Londra'ya da gidemediğim için, tabii ki her yer kapalıydı, yani hani gidemiyorduk bir yere. O yüzden de hani Alan'ı görme şansım olmadı ve onun bana seans uygulama şansı olmadı derken ben işte böyle hani her şey artık hani bitmeye başladı bu pandemiyle ilgili. Londra'ya seyahatimi gerçekleştirdim. Hatta Hastings Vlog izlediyseniz ilk defa arkadaşlar ben Access Bar seansımı Alan'dan o Hastings'te aldım. Mart ortasıydı. Şu anda Haziran ortasında olduğumuzu varsayarsak yani 3 aydır ben bunun içindeyim ve inanılmaz... İnanılmaz yani, hani kelimelerle size ifade edemem. Neyse, şu hikayeme geri döneyim. Alan bana ilk seansı uyguladı. İşte çocukları yatırdı falan böyle. Hatta tam hani biz uyumadan önce yaptı. Ben böyle hani iyi hissettim, rahatlamış hissettim. Bu arada hani bu seans nedir, nasıl uygulanıyor tam olarak, böyle detaylı sorularınız varsa Instagram'dan beni takip etmenizi öneririm. Tabii ki de seçerseniz. Eğer ki takip ederseniz ilerleyen günlerde hani ben oradan bir story paylaşırım ve onun üzerinden sizden gelen Access'le ilgili sorularınızı alarak böyle bir soru cevap yapabiliriz. Ya da tabii ki de bu videonun altına yorumlara da bırakabilirsiniz. Hani bunu da böyle ek bilgi olarak söyleyeyim, parantezi kapatayım. İlk seanstan sonra ben böyle bir rahatlamış hissettim. Sonra hatta Alan'a dedim ki ertesi gün, hani bir kere daha bana bir seans yapsana, hani ben iyi hissettim ama ne olduğunu böyle biraz daha anlamak istiyorum. Hani iyi hissettim sadece ama başka böyle bir şey olmadı sanki. Bir daha bir istiyorum dedim. Sonra bana ikinci seansı yaptı ve orada böyle bir açılım oldu diyeceğim size ve hani herkesin yolculuğu farklı. Ben açıkçası bu Access Bar seanslarında herkese, hani arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ya da hani benden seans almak isteyen herkese minimum 3 seans almasını öneriyorum. Çünkü özellikle hani 3 bar seansından sonra hani haftada bir olması iyi olur ama tabii ki böyle bir kural ya da kaide yok. Hani isterseniz haftada 2 de alabilirsiniz, 3 de alabilirsiniz. O size kalmış. İnanılmaz açılımlar olabiliyor ve herkesin hayatında bu açılımlar çok farklı gerçekleşiyor. İkinci seanstan sonra ben böyle çok sakin hissettim. Hayatımda özellikle bir konuda bir açılım yaşadım. Ve yani beni çok etkiledi. Sonra zaten hani Alan hep bana söylüyordu, Türkiye'de de ilgilenenler var. Hani Access'le ilgilenenlerle tanış, sen seans al, eğitimleri var, eğitim al istersen. Hani seçersen kitaplar var, okuyabilirsin falan. Ben tabii ki de o seanstan sonra tabii dedim, ben eğitimleri de alacağım, kitapları da okuyacağım, bu nasıl bir şey, bu nedir falan. Bir de benim arkadaşlar, hani belki bazılarınız hissetmişsinizdir, çok dile getirmedim ama, ya da belki biraz hani vloglardan falan böyle beni tanıdıysanız anlamışsınızdır. Ben çok meraklı bir insanım ve bir şeyi çok merak ediyorsam böyle en derinine inmeyi seviyorum. Hani bayılıyorum böyle, hani öğrenmeliyim, bilmeliyim, keşfetmeliyim, bu nedir? Yani inanılmaz böyle bir merak duygusuyla hareket etmek çok hoşuma gidiyor, bana heyecan veriyor. Dolayısıyla çok meraklandım ve bu şekilde benim Türkiye'de eğitimlerim başladı. Şimdi buradan aldığım eğitimlere gelecek olursam, öncelikle ben Access Bar sınıfı eğitimi aldım ve bu bir günlük bir sınıftı. Ben Canan Bektik'ten aldım ve 2 kere daha alacağım. Çünkü yani bu bir detay olacak ama 3'ü tamamlarsanız sınıf açma yetkiniz de oluyor seçerseniz. Ben şu aşamada sınıf açmayı seçmiyorum. Sadece birebir seans veriyorum ve bundan keyif alıyorum.
Ama bunu da hani iki kere daha bu eğitimi alacağım. Bunun yanı sıra aldığım ikinci eğitim Right Voice for You eğitimi oldu. Senin için doğru ses eğitimi. Bunu da Kanadalı birinden aldım, Julia Sotas diye. İnanılmaz bir eğitimdi. 3 gün sürdü. Türkiye'de, İstanbul'daydı. O da bende çok farkındalıklar yarattı. Size öyle söyleyebilirim. Hani birçok konuda algım genişledi, bakış açım değişti. Ve aslında en önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Yargının olmadığı yerden işlemeye başlıyorsunuz. Ve yargının olmaması gerçekliği, hani böyle bir şey nasıl olabilir? Bunu hiç ben bilmiyordum bile. Hani zaten düşüncelerimiz yargı mıydı? Hani yargılıyor muydum ben? Ya da olumlu yargı, olumsuz yargı diye bir şey var ve ben bunların farkında mıydım acaba? Gibi böyle hani hiç farkına bile varmadığım, hayatın gerçeklikleri sandığım birçok şeyin aslında yalan olduğunu kavradım ve öğrendim ve gördüm. Bunun yanı sıra Body Process sınıfı aldım yine Julia'dan, o da bir günlüktü. Şimdi nedir Body Process falan, hani detaylara girmeyeyim, video çok uzamasın. Dilerseniz dediğim gibi sorular sorarsınız. YouTube'da sorduğunuz, yani yorumlara yazdığınız sorulara da oradan yanıt vermem. Dediğim gibi o sorular böyle bir 10, 15, 20 soru olursa aynı zamanda hani Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bir video çekerim, toplu halde yanıtlarım, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra ben bir tane daha Body Process sınıfı almıştım. O da yarım günlük bir sınıftı. Yok, toplamda 1,5 günlük başka Burcu Aybey'den bir sınıf aldım. Yarım gün müydü o? Evet, ondan pardon, yarım günlük aldım. Julia'dan bir günlük aldım. Bunun yanı sıra Londra'ya gidip Being You Change the World diye, yani kendin ol ve dünyayı değiştir diye Dr. Dane Here'dan 3 günlük bir eğitim aldım. Onu hatta Ellen gidiyordu ve Ellen gidiyor diye ben de gitmeliyim falan dedim. O şekilde gerçekleşti. Ve hani Türkiye'ye %35 indirimleri var. O da iyi oluyor ama tabii ki de nereden baktığınıza göre değişir. Hani eğitimler ucuz ve çok, hani bu anlamda, maddi anlamda böyle göbek ata ata gidiyorsunuz diyemem. Tabii ki %35 indirim sağlasalar bile pahalı gelebiliyor. Ama günün sonunda arkadaşlar, değer mi? Hani bu verdiğim paraya bu eğitimleri almama değer mi diye sorarsanız kesinlikle değer. Bana yine sorarsanız farkındalığın, bilinçlenmenin parayla paha biçilemez bir değeri var. Yani ben bunu düşünüyorum ve gerçekten bunu yaşıyorum da aynı zamanda. Bunun yanı sıra aldığım bir diğer eğitim Foundation oldu. Foundation'da temel diye geçen bir eğitim. Bu da 4 günlük bir eğitimdi. Canan Bektik'ten aldım yine bu eğitimi. Ve bir diğer eğitimde Gary Douglas'tan, yani Access Consciousness'ın işte bütün bunların kurucusu olan, 80 yaşındaki inanılmaz biri olan Gary Douglas'ın Bombay'de, Mumbai'de, Hindistan'da eğitimi vardı 3 günlük. O da Choice of Possibilities, olasılıklar sınıfı eğitimiydi. Ona katıldım. O da çok etkileyiciydi. Yani anlatamam size. Çok çok etkileyiciydi. Ve şimdi Haziran'ın bugün 8'i. Sırada ne var Kardelen diye soruyorsanız da onu da söyleyeyim. İsviçre'ye gidiyorum arkadaşlar. Shannon O'Hara diye, hatta Gary'nin üvey kızı diyeceğim hani. Onun bir eğitimi olacak. 3 günlük Body Process sınıfı ve ben bayağı merak ediyorum. Hem sınıfı çok merak ediyorum, hem de Gary'nin mevcudiyetini merak ettiğim gibi Shannon'ın mevcudiyetini de merak ediyorum. Çünkü onun açtığı böyle bir sınıflar var. Talk to the Entities diye geçen. Onlara da çok katılmak istiyorum ilerleyen günlerde. Yani aslında bu konu, bu Access okyanusu gerçekten bir okyanus. Siz neyi ne kadar almak isterseniz onu o kadar alın. Ve geri hep şunu da söylüyor, Access herkese göre değil. Dolayısıyla siz bir çekilim duyuyorsanız kesinlikle, en azından zaten her şeyin temeli bar seansı almak. Bir Access bar seansını bana sorarsanız hani minimum 3 kere alın derim. Tabii ki de bu sizin tercihinize kalmış. Ve özellikle o 3 seanstan sonra hani hayatınızda sizde ne gibi değişiklikler olacak? Hani onu gözlemlemek, onu görmek, onu deneyimlemek bence bambaşka kapılar açıyor. Ve aslında seansların yaptığı en önemli şey, hayatımız boyunca sahip olduğumuz boklukları diyeceğim, temizliyor ve farkındalığımızın artmasına sebep oluyor. Tabii ki de bu çok kaba bir şekilde hani anlatırsam, çünkü bilinçaltının da derinlerine böyle inen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Hani
Beni şu ana kadar ben birçok eğitim aldım. Hani artık biliyorsunuz birçoğunuz, hani beni izliyorsanız, takip ediyorsanız, bu kadar etkileyen bir şeyle karşılaşmamıştım. Onu size gerçekten söyleyebilirim. Ve de zaten şöyle bir not almışım. Access Consciousness, fiziksel, zihinsel ve ruhsal şifalanmayı eş zamanlı olarak hedefleyen alternatif bir yöntem olarak geçiyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar, hani siz eğer Kardelen bu sence bana göre mi diye sorarsanız, ki bunu bana sormayın, bunu kendinize sorun. Eğer bu anlattıklarım sizde şöyle biraz olsun heyecan uyandırıyorsa, evet bu size göre. Zaten hani en kötü senaryoda işte 3 seans aldınız diyelim, hayatınızda hiçbir şey değişmedi ve hiç size göre değil diyorsanız, bir daha da hani arkanıza dönüp bakmazsınız. Hani en kötüsü bu olur. Ya da en iyi ihtimalle hayatınız 180 derece değişebilir ve her şey daha da mükemmel bir hale dönüşebilir. Bunun yanı sıra kitaplar var ve eğer ilgilenenleriniz varsa, hani Kardelen iyi hoş böyle anlatıyorsun ama ben biraz daha bilgi sahibi olmak istiyorum, böyle bu Access nedir biraz daha araştırmak istiyorum derseniz, ben ekrana böyle birkaç tane Türkçe'ye çevrilen kitapları koyarım, böyle bir yani ekranda bulunur. Onlardan ilginizi çekenler olursa oradan bakabilirsiniz ya da tabii ki kendiniz de araştırabilirsiniz. Aynı zamanda hani şunu da belirtmemde fayda var. Her kitap İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiyor. Ve ben hani İngilizcemi de geliştirmek istediğim için zaten özellikle İngilizce almaya dikkat ediyorum kitapları. Ve çevrilmeyen kitapları zaten satın aldım. Bir de ben şöyle bir şey daha yaptım. Bu kitap önerisi videosu da gelecek ilerleyen günlerde. Çekmek istediğim çok video var arkadaşlar. Böyle biraz sıraya koydum hepsini. Kitap önerisi videosunda hatta Access kitaplarına yer vereyim mi diyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Ya böyle iki kitaba yer veririm bir videoda, ya da üç kitap çok olur diye düşünüyorum. Öyle bir şey aklımda var. Bakalım. Ben bir de bir şey daha yaptım. Onu söylüyordum. Audible diye bir böyle uygulama var. Hani Storytel gibi bizim. Onda İngilizce kitaplar bulabiliyorsunuz. Bu arada Storytel'de de bulabiliyorsunuz İngilizce kitaplar. Ama niyeyse o benim aradığım, hani Gary Douglas'ın yazdığı ya da Shannon O'Hara'nın bir kitabı, Beings of Light diye bir kitap hatta okudum. Onları Audible'da buldum. Oradan satın aldım. Hani sesli olarak dinledim. Onu da belirtmiş olayım. Bunun yanı sıra arkadaşlar, yani bende neler değişti? Öncelikle benim farkındalığım, algılamam çok değişti. Yani hayata bakış açım çok değişti. Her yargılandığımda işte geri şey diyor, yargılandığınızda aslında para kazanıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bırakın insanlar sizi yargılasın diyor. Yargılanmaya ve benim de tabii ki de yargılamalarıma da bakış açım değişti ve şunu fark ettim. Aslında herkesten ve her şeyden çok ben kendimi ne kadar yargılıyormuşum. Yani resmen kendimden nefret edecek boyutta bazen yargılamalarım varmış kendime. Ve dolayısıyla bunlar beni ne kadar etkiliyormuş. Bunların farkına vardım. Yalnız olmadığımın farkına vardım. Ve özellikle bu videoyu sizlerle paylaşmak istememin en büyük sebebi, bana yıllar önce yani Kardelen başka bir yol daha var. Ve bunu bil. Hani bunu seçersen seçersin, seçmezsen de sen bilirsin. Ama böyle bir yol var denmesini isterdim. O yüzden aranızda yaşınız yani 10 yaşında bile olsanız, 90 yaşında bile olsanız hani hiç fark etmiyor. Böyle bir yol var ve bu yolu seçerseniz gerçekten bambaşka kapılar açılabiliyor. Ben bunu gördüm. O yüzden hani bu videoyla beraber size biraz Access'ten bahsetmek istedim. Çünkü hayatımın birçok alanında bu var. Yani bazen böyle mesela şöyle bir şeyden bahsedeyim burada. Önce bir ayaklarımı şey yapayım. Mesela şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Dün yaşadığım bir olay ve eskiden olsa çok sinirlenirdim. Yani bir örnek olarak. Dün ben Taksim'deydim. Hatta işte dövmeyi yaptırdım. Vlogladım o gün de size, yani dünü. Ve Onur'la falan buluştuk arkadaşımla. Sonra hani eve gideceğim. Taksim'de bir yerden o taksiye bindim. Ve adam böyle dolandırdı ya da bana hani bayağı böyle dolandırıyor gibi geldi. Hani yolları böyle çok uzatıyor gibime geldi. Ama en başta da bana sormuştu hani nereden gidelim. Ben de en kısa en açık yerden gidelim dedim. Çünkü ben de yolu tam bilmiyorum. Hani sağdan giderim, soldan giderim. Hani o kadar tarif edemem. O yüzden ona bıraktım. Bir de yani sonuçta hani işi İstanbul'da hani bizi bir yerden bir yere götürmekse, hani biraz da bu sorumluluğu kendilerinin alması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir bakış açım var.
Ve çok uzattığını görünce de ya dedim hani biraz uzattınız sanki dedim. Ama böyle ters söylediğimi düşünmüyorum. Gayet normal söyledim. Zaten yani böyle kendi kendine konuşan da bir arkadaşımızdı. Ondan sonra ben mi uzatıyorum falan böyle bana bir tartışmaya meyilli bir sürü şey söyledi. Sen dediğinde şöyle yaptığında böyle yaptığında falan. Ben hiç cevap vermedim. Eskiden olsa tartışabilirdim ya da böyle çok sinirlenebilirdim gerçekten öfkelenebilirdim. Ama niyeyse böyle bir oluş hali geldi bana. Hani o anda sakin kalmak içimden geldi ve sakin kaldım. Sonrasında ben cevap vermeyince tabii daha da dellendi. Ve böyle bir yerde durdurdu arabayı. Bak 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 buraya bak sen bak falan böyle o kadar kendimi suistimal edilmiş hissettim ve direkt parayı çıkardım işte o zamana kadar ne kadar yazdıysa onu çıkardım ve paranı istemiyorum bilmem ne böyle bağırmaya başladı ama benim yaptığım aslında bir şey yok. Ve bu kime ait diye bir soru var Access'ten. Bu kime ait diye soruyorsunuz. O an böyle direkt bu kime ait dedim bir anda ve bu bana ait değil. Ben indim taksiden ve başka taksi durdurdum ve bindim ve yoluma devam ettim. Şimdi bunu size anlatıyorum çünkü eskiden olsa bu benim günümü çok etkilerdi, beni çok etkilerdi, kızabilirdim. Yani hani belki küçük bir örnek gibi de gelebilir bazılarınıza ama değil. Bu çok önemli. Yani benim ne kadar değiştiğimi bana çok güzel kanıtlayan bir örnek oldu. Bize ait olmayan birçok şeyi, birçok inancı, birçok kalıbı, birçok yargıyı sanki onlar bize aitmiş gibi arkadaşlar üstümüze giyiyoruz ve zaman zaman o bize çok bol geliyor, zaman zaman bizi çok sıkıyor ve bize ait olduğunu o kadar inanıyoruz ki onu çıkarmak ve onun bize ait olmadığı gerçeğini düşünmek bile aklımıza gelmiyor. Dolayısıyla bütün bunlar için de farkındalık şart. Farkındalık, 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 farkındalık. Yani uyuyoruz bence. Birçok insan uyuyor. Ben de zaman zaman uykuda olduğum çok zaman oldu. Ve farkındalık o kadar kolay bir yol değil. Bunu da söyleyeyim. Cesaret gerektiren ve zaman zaman çok hatta zaman zaman değil birçok her an çok dürüst olmanızı kendinize karşı gerektiren de bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama bu yolu seçenler de tabii ki de bunun hani birazını seçeceğim, işte hepsini istemiyorum diyenleriniz de olabilir ama böyle bu bir yol. Bana göre de çok keyifli bir yol. Yani ben yolun tadını çıkarıyorum. Bir de bir şey daha var aslında. Hani bu videoda onu paylaşmayayım çünkü gerçekten hani çok uzun bir video olmasını istemiyorum ama onu bu işte kaydettiğim podcast 88. bölümde en olmuş yani de paylaştım. Londra'daki eğitimden sonra bana ne olduğu ile ilgili böyle bir anım var. Onu da dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz. O da benim Access'e yani burada bir şey var ve ben bu her neyse bunu çok öğrenmek istiyorum. Bunu bilmek istiyorum. Bunu yaşamak istiyorum diye sormama sebep oldu. O anımı da o anı da zaten dediğim gibi podcast'te anlattım. Dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz diyorum. Ve artık bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Neyi seçerseniz seçin, her şeyin seçimlerinizden ibaret olduğunu bilmenizi size hatırlatmak istiyorum. Ve aynı zamanda yine şöyle de bir şey var. Zaten Access'in amaçlarından biri bildiğinizi, evet doğru söyledim. Size hatırlatmak. Dolayısıyla belki de bilmediğimiz bir şey yok ama bilmediğimiz yalanına inandırılıyor olabiliriz. Düşünmekte üzerine fayda var diyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Eğer ki takip etmeyi seçerseniz ne mutlu bana. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız süper olur. Her cuma 6'da gelen videolardan da zaten haberiniz olur. Dediğim gibi sorularınız, yorumlarınız varsa ve hani videoda ele almayacaksam kesinlikle cevaplarım. Eğer ki cevap vermiyorsam bilin ki o sorunuzu not almışımdır ve o soru cevap videosunda yer vereceğim diye cevap vermemişimdir. Bunu da söyleyeyim. Tekrardan mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın ve her zaman soru sorarak kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Ayaklarım, anlatamam size. Ay böyle size anlattıkça, sizinle paylaştıkça benim de enerjim tavan yapıyor ya. Ne güzel bir şey. Aa bir dakika. Çiçeği göstermedim.
ağaç seviyorum, dağıtmıyorum. Bakar mısınız şuna ya?